geceleri Herkes Bunu Konuşuyor'dan merhabalar. 2014'ün ilk canlı Herkes Bunu Konuşuyor programını gerçekleştireceğiz sevgili izleyiciler. Bugün de siyaseti konuşmaya devam ediyoruz tabii ki biz. Değerli izleyiciler, ilk konuğumuz AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Engin Yüksel olacak. Başbakanın ziyaretini değerlendireceğiz kendisiyle. Evet Sayın Yüksel, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür, sağ olun, sizler de iyisiniz. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Başbakan hafta sonu Manisa ve ilçelerini ziyaret etti. Çok evet. Yoğun bir program vardı, çok hareketli geçirdiniz hafta sonunu. Biraz değerlendirirsek, anlatırsanız neler söyleyeceksiniz? Evet, Sayın Başbakanımız... Dan önce Cuma günü Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç buradaydı. Kendisinin gelişiyle birlikte de hareket başladı Manisa'da AK Parti teşkilatları ile birlikte. Cumartesi günü Sayın Başbakanımız uçakla İzmir'e, İzmir'den helikopterle Manisa'mıza, stadyuma indi ve direkt miting alanına geçti. Biraz gecikmeyle de olsa Sayın Başbakanımızın gelişiyle birlikte Manisa'da bir heyecan doruktaydı. Çok güzel bir miting oldu. Bugüne kadar yapılmış olan AK Parti mitinglerinin, diğer partilerin mitinglerini söylemiyorum bile, en güzeliydi, en kalabalık olanıydı, en coşkulu olanıydı. Bizler açısından da bu da çok sevindirici. Buradan o gün o mitinge katılım sağlayan değerli Manisalılara, AK Parti sevdalılarına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı, bütün dostlarımıza da, Manisalılara da teşekkür edeyim sizlerin aracılığıyla. Mitingden sonra Turgutlu'ya geçti Sayın Başbakan. Orada bir okul açılışı vardı. Aslında orada bir miting planlanmamıştı ama biz de şaşırdık. Yine 10.000'ler oradaydı. Evet. Orada çok yoğun, çok kalabalık, çok coşkulu bir açılıştı. Ve ertesi günde hepimizin bildiği gibi Akhisar, Demirci, Salihli. Bütün ilçelerde, bu ilçelerde miting planlanmasına rağmen ve coşkulu bir kalabalık olmasına rağmen Manisa mitingiyle birlikte iki gününü Sayın Başbakanımız Manisa'ya ayırdı. Bu Manisa'ya verdiği önemi, önümüzdeki seçimlerde Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte Manisa'ya verdiği önemin de bir işaretidir. Salihli'ye 27 yıl sonra ilk defa bir başbakan geldi ki bu Salihli, 27 yıl. Evet, Salihli için de ayrıca bir önemli. Demirci, Akhisar keza öyle. Evet. Buradaki halkımız da büyük bir teveccühle karşıladılar Sayın Başbakanımızı. Büyük bir istek, bir arzu vardı. Milli iradeye sahip çıktılar. Sayın Başbakanımıza bir kez daha sahip çıktılar. Bu da biz AK Partililer açısından büyük sevindirici. Çok mutlu olduk. İki gün çok yoğun geçti ama emeklerimize değdi. Bu manada çok mutluyuz. Evet. Çok sevinçliyiz. Gündeme ilişkin açıklamaları da oldu tabii ki Başbakan Erdoğan'ın. Evet. Bunu da Manisa'da yapmış olması tabii ulusalda da Manisa yani. İsminin geçmesine sebep oldu. Evet. Bir de katılımdan yana memnun kaldınız mı? Tabii ben 2011 seçimlerinde il başkan yardımcısıydım, seçim işlerinden sorumlu. O zaman da mitingin planlayıcısı, organizasyonun, karargahın başındaki insandım. O zaman da büyük bir teveccüh vardı mitingimize. 2011'deki Mayıs ayında yaptığımız mitingi, o zamanki verilere göre 45 bin civarındaydı. O zaman da ağzına kadar doluydu miting alanı, evet. Cumhuriyet Meydanımız, ama bu sefer çok daha fazla bir katılım gördük. 63 bin emniyetin rakamları bu. Evet. Sayın İl Başkanımız da iki gün önceki basın toplantısında bu resmi rakamı da açıkladı. Yani bütün miting alanı doluydu. Yollar, ara sokaklar, arka tarafta nikah salonunun oradaki parka kadar, beyaz filin önündeki İnsan seline kadar büyük bir kalabalık vardı. Biz de bu kadar, yani biz teveccühün devam ettiğini, daha fazla olduğunu düşünmüştük ama bu kadar da olacağını inanın tahmin etmedik. Bu da bizim için ayrıca bir sevinç kaynağı oldu. Ve ilçelerde de yoğunluk çok fazlaydı. Salihli'deki resmi rakamı da buradan ben sizlere söyleyeyim. 35 bine yakın insan vardı Salihli mitinginde. Bu da resmi rakamdır. Bu da Salihli'de bir miting için inanılmaz bir rakam. Katılım açısından çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Yani kuru kalabalık da değil, coşkulu bir kalabalık vardı. Manisa'da halkımız hem Manisa'ya bir hem de Manisa aracılığıyla, bu miting aracılığıyla tüm ülkeye bir mesaj verdi. Vesayete hayır, milli iradeye evet dedi Manisalı, Manisa'daki yaşayan vatandaşlarımız. Başbakanına, hükümetine ve onun teşkilatına, partisine sahip çıktı.
Ben bir kez daha sizlerin aracılığıyla bu sorumluluk sahibi olan, vesayet sistemine hayır, milli iradeye evet diyen değerli Manisa'lı hemşerilerimize çok teşekkürler ediyorum buradan sizlerin aracılığıyla. Evet, Başbakan Erdoğan tabii ki mitingler düzenledi. Orada ulusal basın, ulusal konulara da değindi. Peki, Başbakan Erdoğan yerel seçimler yaklaşıyor. Onu parantez içinde, tırnak içinde belirtelim. Yerel seçimler kapsamında, çalışmalar kapsamında bir daha Manisa'ya ziyaret edecek mi? Evet, aslında bu yani seçime 90 gün kala bir resmi açılış törenleri, bir miting değil. Onlarla birlikte birleştirince bir miting havası oluştu ancak. Tabii bizim arzumuz Manisa'ya bir kez daha gelmesi noktasında. Tabii bu ne derece mümkün olur? İl Başkanlığımız bu konuda bir talep iletecektir genel merkezimize ve vekillerimiz aracılığıyla Sayın Başbakanımıza. Tabii yoğun program, ulusal gündem, dış dünya, o gündemin içerisinde bir fırsat bulabilirse ki 81 ilde biliyorsunuz Sayın Başbakanımız çoğunda yani yetişebildiği zamanın yettiği neredeyse 70'inde 80'inde miting yapıyor. Yani bütün seçimlerde bu böyle oldu. AK Parti kurulduğu günden bu yana girip yani misak-ı milli sınırları içerisinde toplumun bütün kesimlerinden oy alabilen bir parti ve her ilden neredeyse hemen hemen milletvekili çıkarabilen bir parti. Her yerde miting yapmak istiyor. Her yerde seçim çalışmaları yapmak istiyor ama Sayın Başbakanımızın programı, zamanı ne derece müsait olur bilmiyorum. Tabii bizim talebimiz, arzumuz bu yönde. Ama şu da bir gerçek, bu 28'e 29'e 2 günlük Manisa ziyareti bile AK Parti'nin gücünü, Manisa'daki gücünü tüm Manisa'ya göstermiş oldu. Bu da bizim için sevindirici. İnşallah bize kalsa ayda bir kere gelsin Sayın Başbakan. Ama maalesef öyle olmuyor. Arzumuz gelmesi yönünde ama neticeyi önümüzdeki günlerde belli olacak gelip gelmemesi konusunda. Tabii şimdi Başbakan Erdoğan buradayken merak edilen bir şey daha vardı. O da ilçelerin belediye başkan adayları açıklanacak mı diye. Belki Başbakan Erdoğan çıktığı zaman konuşmaya bir de işte başkan adaylarını açıklar diye umdu pek evet. Çok kişi ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Peki ne zaman açıklanacak? Evet tabii Manisa'da Büyükşehir, AK Parti'nin Büyükşehir adayımız belli oldu. Sayın Hüseyin Tanrı verdi. Hemen arkasından 17 ilçenin adayın belli olması gerekiyor. O yöndeki çalışmalar devam ediyor genel merkez nezdinde. Tabii bu kolay değil. Yani 30 tane büyükşehir belediye başkanı, işte 51 tane il belediye başkanını belirledi şu anda partimiz ama 81 belediye başkanının haricinde ilçe belediyeleri düşünün sadece Manisa'da 17 tane ilçe belediye başkanı evet. Var. Bu yönde anket çalışmaları, temayül yoklamaları ve diğer araştırmalar devam ediyor. Biz de isterdik bir an önce belli olsun. Sayın Başbakanımız belki resmi açılış töreni olduğu için belki orada ilan etmeyebilirdi. Yani bir siyasi şeye dönüşmesin anlamında ama biz de geldiği zaman isterdik ki belediye başkan adaylarımızı açıklasın. Ama henüz neticelenmemiş. Kendisi bizimle görüşmelerinde bir haftaya kadar ya da 10 güne kadar bunun belli olacağını söyledi. Bu tabii genel bir kavram. Yani Türkiye'nin geneli için konuşulan bir kavram. Dolayısıyla belki bizimki yarın belli olmuş olabilir. Yunus Emre için. Belki yarın. Belki yarından sonra. Hani belki yarın, belki yarından da yakın derler ya. Ki buraya gelene... O zaman siz biliyorsunuz aslında. Yani ben... az çok o size ulaşmıştır onun haberi. Şöyle bizim kendi teşkilat olarak, ilçe başkanı olarak kanaatlerimizi genel merkezimize ilettik. Kendileri bizlere sordular sağ olsunlar. Kanaatlerimizi ilettik ama şu an için netleşmiş bir şey yok. Aday evet. Adaylarımız belli. Hepsi birbirinden kıymetli. Bizim için önemli olan hele başbakanımızın mitinginden sonra Manisalı'nın partisine sahip çıkması bizi çok mutlu etti. Artık insanlar AK Parti'nin adayını da çok merak etmemeye başladılar. Çünkü önemli olan burada parti olan destek, Sayın Başbakan olan teveccüh, destek. Onun için biz de çok merak etmiyoruz aslında artık. Biz seçime endeksli çalışıyoruz. Bizim adayımız belli olmadan bile yaptığımız bütün çalışmalar, mahalle, köy çalışmaları, inanın sanki adayımız varmış gibi, yanımızdaymışız gibi teveccüh görüyor. Bu da önümüzdeki seçimlerin neticesi hakkında hem bizlere hem de Manisalı halkımıza, Manisalılara bir işaret veriyor. Evet. Ama inanın belli değil, resmi olarak belli değil. Keşke buraya gelmeden önce yolda bir telefon alsaydım da sizlerin aracılığıyla bütün Manisalı'ya buradan evet. Yunus Emre'nin belediye başkan adayını duyurabilseydim.
ama neticelenmedi henüz. O zaman birkaç gün daha bekleyeceğiz. Birkaç gün daha az kaldı, sabretmek lazım. Birkaç gün daha kaldı. Peki tabii başbakanın bir de il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları ziyaretleri vardı değil mi? Yani sizlerin makamlarına kadar gelip sizleri ziyaret etti. Sağ olsun. Muhakkak yine özel konular görüşülmüştür. Belki adaylarla ilgili şeyler görüşülmüştür. Neler oldu? Nasıl karşıladınız başbakanı il ve ilçe başkanlıklarında? Sayın Başbakanımız pazar günü sabah 10 gibi 10.30 gibi yeni hizmet binamızı, il binamızı ki biz daha önce bitirmiştik, oradaki faaliyetlerimize başlamıştık ama resmi açılışını Sayın Başbakanımızın yapmasını arzu etmiştik. Çok şükür bu arzumuz da gerçekleşti. Sağ olsun Sayın Başbakanımız ve değerli bakanlarımız ve misafirlerimiz pazar günü sabah 10.30 gibi il binamızın açılışını yaptılar. İl binamızın birinci katı Yunus Emre İlçe Başkanlığımız. Sayın Başbakanımız ilçe teşkilatımızı da ziyaret etti. Bizleri ihya etti, mutlu etti, motive etti o anlamda. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Hem il binamızı, il başkanlığımızı da ziyaret etti. Hem Yunus Emre'yi de ziyaret etti. Kendisinin Yunus Emre İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde çok özel konular konuşulmadı. Zaten çok kalabalık bir ortam oluyor ama kendilerinin bize tavsiyeleri ve talimatları oldu. Önümüzdeki seçimle alakalı çok çalışmamız gerektiğini ifade etti. Teşkilatın diri olması gerektiğini, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmaması gerektiğini, bunun için bu 90 günü iyi değerlendirmemiz gerektiğini, birlik ve beraberliğe önem vermemiz gerektiğini söyledi Sayın Başbakan. Sağ olsun biz de tavsiyelerini ve talimatlarını aldık, kabul ettik, emir telakki ederiz dedik. Daha sonra il başkanlığımıza çıktı, il başkanımızla da bir takım görüşmeleri oldu ama tabii çok özel görüşmeleri yok. Sadece Akhisar'dan yemekte şikayet etmişti, hem Rize'yi hem Kasımpaşa'yı yendi diye şakayla karışık. Akhisar mitinginde de söyledi galiba. Onun için çok özel konuları konuşamadık ama daha sonra tabii il başkanımızla başka bir platformda, otelde görüştüyse ya da diğer milletvekillerimizle inanın çok bilemiyorum. Ama bizim başbakanımızın hem ilçe binamızı hem de il binamızı ziyareti bizleri çok mutlu etti. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızı, kadın ve gençlik kollarını çok mutlu etti. Motive etti. Sağ olsun Sayın Başbakanımız sadece teşkilat ziyaretleri değil, olmadık bir yerden geçerken çat kapı bir evi de ziyaret ediyor. Bu onun kendisinin siyasetteki duruşunu ve halkın nezdindeki bakış açısını gösteriyor. Onun için Sayın Başbakanımız bu ziyaretinden biz oldukça memnunuz, motiveyiz ve gittiği günden itibaren de çalışmalarımıza hız vererek devam ediyoruz. Peki yerel seçim çalışmalarına zaten siz ziyaretlere başlamıştınız. Şimdi tam anlamıyla o yoğunluk, o yorgunluk başladı mı yoksa Yunus Emre'nin AK Partili belediye başkan adayı belirlenince mi o yoğunluğu tam olarak yaşayacaksınız? Şimdi zaten Cihan Hanım şöyle bakın, biz AK Parti kurulduğu günden beri teşkilatları çok dinamik, sürekli hareket halinde teşkilatlardır. Yani bizim her ay ilçe danışma meclislerimiz, il danışma meclisimiz, bir yer yerde kahvaltı programımız, bir akşam işte STK ziyaretimiz, sürekli bir dinamik bir teşkilatız biz. Onun için bizde bir sürekli bir hız vardır, bir dinamizm vardır. Biz durağan bir teşkilat değiliz. Kadın kolları, gençlik kolları, hiçbir şey yapamazsak mahalle toplantıları, mahalle yönetimleriyle, köy yönetimleriyle, köy başkanlarımızla toplantılar, muhtarlarla toplantılar yaparız, onları ziyaret ederiz. İnanın bugün bile buraya gelirken iki tane mahalle başkanımın iş yerini ziyaret ettim. Evet. Oradaki mahalle yönetimleriyle sabah çayımı içtim, öyle geldim. Sürekli bir hareketlilik vardır. Biz tabii adaylarımız belli olmamasına rağmen biz köy ve mahalledeki çalışmalarımız devam ediyor. Gerek muhtarlarımız nezdinde, gerek mahalle teşkilatlarımız nezdinde ve gerekirse de halk ve STK'lar nezdinde. Geçen gün mesela Manatyalılar Gecesi'nin bir organizasyonu vardı. Pek çok siyasi isim oradaydık, vardı orada. Oradaydık. Evet. İl başkanımız, iki milletvekili, Malatya milletvekilimiz bile kalkmış. Evet. Bugün o gün sağ olsun Manatyalılar Ömer Faruk Öz, Malatya Milletvekili, Meclis İdare Amiri kendisi, Malatyalılar Gecesi'ne iştirak etmiş, geldiler. Biz de misafir ettik. Mesela yılbaşı akşamı iki tane organizasyon vardı. Mekke'nin fethiyle alakalı, oralardaydık gene. Yani biz sürekli çalışıyoruz. Tabii adayımız belli olduktan sonra çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Şu anda bir plan program hazırlıyoruz önümüzdeki dönemle alakalı. Gerek Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla, gerek Yunus Emre Belediye Başkan adayımızla yapacağımız çalışmalar hakkında
bir plan program hazırlanıyor, bir altyapı hazırlanıyor. O da belli olduktan sonra vira bismillah diyeceğiz, yola çıkacağız. Evet, peki malum artık yılbaşını kutladık. Biz 2013'e veda edip 2014'e hoş geldin dedik. Evet. Yılbaşı nasıl geçti sizde? Evet, bizim yılbaşımız şöyle geçti. O gün biliyorsunuz yılbaşı günümüz, yani 31'i birine bağlayan akşam gece de Mekke'nin fethinin 1383. yıl dönümüydü. Evet. O akşam iki tane organizasyon vardı. Bir tanesi Manisa'da Alperen Ocaklarımızın düzenlediği bir gece. Kültür sitesi Lale Salonu'nda. Bir diğeri de Şelale Plaza'da Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği Mekke'nin fethiyle alakalı bir gece vardı. Bir düzenleme vardı, bir program vardı. Ben her ikisine de katıldım. O gün saat 9-9.30-10'a kadar neredeyse bu programlardaydık ama tabii eşimizi, dostumuzu da ihmal etmedik. Bizim birkaç aile bir yerde zaten bir araya geldik. Bir yemeğimizi yedik. Evet. Çocuklarımızı sevindirdik. Yani çok da özel bir programımız olmadı ama yılbaşı gecesi hani evde güzel sanatçılarımız çıktı, onları dinledik. Evet. Tabii bu yılbaşı geceleri tabii bizim kültürümüzde çok şey değil ama yine de sanki bir en azından çocukları mutlu etmek adına ertesi günün de tatil olması münasebetiyle birkaç aile bir araya gelip eski dostlar ailelerimize vakit ayıramamanın acısını çıkarttık. Öyle aslında adı yılbaşı ama aileyle, önemli olan aileyle bir araya gelebilmek, dostlarla. Aynen öyle. Evet. Biz o günü öyle değerlendirdik. Ben bu 2014 yılının da 2013'ten daha iyi geçeceğini umuyorum inşallah. Evet, peki izleyicilerimizde var mı dilekleriniz? Evet, neler söylemek istiyorsunuz? Ben her şeyden önce bu mitingle alakalı, Sayın Başbakanımızın 2 günlük Manisa programıyla alakalı gerek Manisa'da, gerek Turgutlu'da, Akhisar'da, Demirci'de ve Demirci'de ve Salihli'deki mitingle alakalı Sayın Başbakanımıza, onun partisine, onun hükümetine sahip çıkmalarından dolayı, milli iradeye sahip çıkmalarından, vesayete bir kez daha hayır demelerinden dolayı, bu coşkulu kalabalıklardan dolayı bütün Manisa'daki ve ilçelerimizdeki tüm hemşerilerimize çok teşekkürler ediyorum. Ben yeni yılın ilk programlarından bir tanesine katıldık. Bu anlamda siz değerli ETV çalışanlarına ve sizlerin aracılığıyla ETV izleyicilerine 2014 yılının 2013'ten çok daha güzel geçmesini temenni ediyorum. Öyle umuyorum. Yeni yılla birlikte bütün Manisa'mıza, ülkemize ve dünyaya huzur, barış ve demokrasinin daha fazla olduğu bir yıl diliyorum. Herkese çok teşekkürler ediyorum. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli ETV izleyicileri, Herkes Bunu Konuşuyor'un ilk bölümünde AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Engin Yüksel bizlerle birlikte oldu. Başbakanın Manisa'ya gelişini ve il ve ilçe başkanlıklarına yaptığı ziyaretleri değerlendirdik. Şimdi reklam arası vereceğiz. Aranın ardından ikinci bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Semih Balaban bizlerle birlikte olacak.